Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi uzun uzadıya bir haber var. Fenerbahçe'ye Financial Fair Play müjdesi diye. Ben bu kısımda teknik direktör konuşmak istiyorum aslında. Şimdi UEFA'nın yeni aldığı karar sonrası gelirin %90'ını harcayabilecek kulüpler, Fenerbahçe biliyorsunuz yaptırımla karşı karşıyaydı, rahat nefes alacak diyor. Haberde kısaca hani kontrol sistemi getirilip bu kontrol sistemiyle iş yapılacak diyor. Başkan Ali Koç UEFA ile görüşecek. Yeni bir yaptırıma karşı pandemi sürecinde ele alıp bir görüşme yapacak diyor. Avrupa'da lig düşme cezası şeklinde bir olaydan bahsediyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gitme şeyi varsa bir alta düşecek diye. Hani gelirin %90'ı ama kademeli olarak %70'e düşürülecek diye konuşuluyor. Bakalım bu ne kadar uygulanabilecek. Ama UEFA'da bir toplantımız var. Ne olacak diye. Yönetimlerin eli güçlenecek diyor. 2024-25'ten itibaren Şampiyonlar Ligi formatında yapılacak değişikliğe de onay vermiş. Devler Ligi'nde 32 takım yerine 36 takım katılacak. Grup aşamasındaki maç sayısı 6'dan 10'a yükselecekmiş. Yani yeni uygulama hayata geçirildiği takdirde Financial Fair Play anlaşmasına uyamayan Fenerbahçe de rahat bir nefes alacak diyor. Bu kesin değil arkadaşlar, bu haberi çok konuşmayacağım. Şimdi ben şunu değineceğim. TFF menajerlere ödenen ücretleri açıklamış. En çok da Fenerbahçe ödemiş. 6,8 milyon euro diyorlar. Burada bir yanlışlık var. Şimdi 6 milyon euro artı 7,8 milyon TL. Euro 16 değil mi? 16. 7,8 milyon TL'yi Euro bazına çevirirsen buçuk yapar. Yani 6,5 milyon euro olur. Ancak yine en fazla Fenerbahçe ödemiş. 6 milyon euro artı 7,8 milyon TL diye. Galatasaray 4,1 milyon euro harcamış. Helal olsun, 10.000 TL'lerden bu kadar yükselmişler. Büyük zarar. Hatırlarsanız 10.000 TL falan göstermişti Galatasaray. Bunun küme düşme cezası vardı ama kimse uygulamadı. Beşiktaş 2 milyon euro artı 1,3 milyon TL harcamış. Trabzonspor hiç menajer ücreti ödememiş. Listeye şöyle bir göz kulak oldum. Hani dört büyükleri soracaksınız. Trabzonspor'un herhangi bir ücreti gözükmüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir de siz bakın. Belki benim gözümden kaçmıştır. Ha, diğer takımların da var. Ben burada Galatasaray'ınkine tekrar kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü Galatasaray genellikle 10.000 TL falan veriyor. Ama yanlış beyanattan küme düşürülmüyorlar. Onu söyleyeyim. Transfer Market güncellemeye gitmiş. Veriler de güncellemeye gitmiş ve ilk 8'de 4 Fenerbahçeli futbolcunun bulunduğu bir liste olmuş. Tabi Transfer Market'ı yöneticilerin, hani baş yöneticisinin ülkemizdeki bir takımın taraftarı olduğu ve bu yüzden Fenerbahçe futbolcularını yükseltmediği söyleniyordu. Hatta Fenerbahçe'nin dava açacağı söyleniyordu ama bunlar tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Şimdi benim dikkatimi çeken şu oldu. Uğurcan 18. Elinizi vicdanınıza koyun. Uğurcan 18'e satılır mı? Zannetmiyorum. İmkanı yok. Altay Bayındır 15,5. İmkanı var mı? İmkanı yok. Ben size söyleyeyim, Uğurcan'ın taş çatlasın gideceği 7-7,5 milyon euro bandı. Sebebini de uzun uzadı anlatmaya gerek yok. Hani daha çok kontra atak şey daha çok savulu çakılı savunma oynayan takımların kalecisi olacak türden Uğurcan. Hani bol bol pozisyon yiyecek. O yüzden Uğurcan 7-7,5 ancak gider. Altay Mayındır'ın gittiği gidebileceği maksimum fiyatı 12 falan olur. Hani bunların üstü çok başarıdır, onu da söyleyeyim. Altay'da üst düzey bir takım, yani sürekli atak yapıp kontra ataklarla rakibin kendisini yokladığı takımların kalecisi olacak. Yani mesela İtalyan maçında Uğurcan kalede olmalıydı. Portekiz maçında da Altay kalede olmalıydı. Anladınız mı? Eğer Stefan Kuntz birazcık futboldan anlasaydı. Çünkü İtalya sürekli üstümüze gelecekti. Uğurcan İtalya maçında olsaydı biz o maçı kaybetmezdik. Altay'da Portekiz maçında olsaydı biz o maçı da kaybetmezdik. Onu da söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu 15 milyon euro demiş. İmkanı yok 15 milyon eurolar. Hani 7-7,5 görürse öpün başınıza koyun. Hatta Barcelona rövanş maçı Portekiz maçlarını izlemiş Lyon scout'ı. Kerem Aktürkoğlu için olumsuz rapor vermiş.
Dediğim gibi 5 dakikalık topçular arkadaşlar bunlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Marka'ya 14 milyon euro vermişler. Adaletli hakem yönetimi de Marka'ya 4 milyon euro bile etmez. Bakın bakalım adaletli yönetim olsun. Ya Serdar Aziz'den hemen hemen aynı fiyata yani düşer. Atilla Sanayi 15'ten 13,5'a düşmüş. Yani performans olarak gerçekten düşüş var. Kabul ediyorum. Buna hiçbir şey demem. Ama Atilla Sanayi de 13,5'un üstüne çıkıp satılabilecek isimlerden. Bak şu ana kadar bir tane Atilla Sanayi transfer market değerinin üstünde satış yaptırabilir. Yani şu ana kadarki isimler içerisinde. Diğerlerinin hiçbiri o bedellerin üstüne çıkmaz. Keşke çıksa da Türk futbolu kazansa. Rossi 12,5. Hepinize soruyorum 12,5 eder mi? 6 eder mi? Ya bana göre 6 eder. Ama 12,5 asla etmez. Pjanić 11,5. Beşiktaşlılara soralım. Kim Minji 11 milyon euro demiş. Yine aynı şekilde Kim Minji de 11 milyon euronun üstüne gider. Yani şu listede ilk 8'deki isimlere bakıyorum. İşlerinden sadece ve sadece 2 tanesi bu bedellerin üstüne gidebilir. Yani ya transfer market yönetiminin ciddi bir değişime gitmesi gerekiyor ya da futbolu gerçekten yani gözleriyle izlemeleri gerekiyor. Gözlemlemeleri gerekiyor futbolu. Ya futbol bu. Bunun piyasasına dikkat etmek lazım. Kim Minji'nin serbest kalma bedeli 25 milyon euro demiş bir gazeteci. Külliyen yalan. Kim Minji'nin hiçbir şekilde serbest kalma bedeli yok. Çıkış bedeli yok. Biz kaça istersek o bedele gider. Yine Fenerbahçe'den 2-3 tane futbolcu gözüme çarptı. Miguel Crespo. Crespo'nun değeri 5 milyon euro olmuş. Bak aynı şekilde Crespo'ya da söylüyorum. O da 5'in üstüne gidebilir. Yani transfer market değerinin üzerine gidebilecek isimler bunlar. Ya öbürlerine şişirilmiş diyeceksiniz. Öbürleri şişirilmiş diyeceksiniz. Ya bunlara haksızlık edilmiş diyeceksiniz. Ha, ne dersiniz yine? Arda Güler 2,2 milyon euro. Çok net söyleyeyim. Arda Güler eğer lig bitene kadar 8 maçta şöyle bir 360 dakika daha oynasın. Lig bittiğinde en az 5 milyon euroyu görür. Çünkü hem yaşından dolayı hem PR'ından dolayı hem de yeteneğinden dolayı. Şu an için az süre aldığı için 2,2 milyon euro gayet iyi artı. Arda'ya 5 milyon euro deseler zaten o yaş grubundaki dünyadaki futbolcular içerisindeki en pahalı isim olurdu. Şu anda 3. sırada. Zajc 4,7 demiş. Mesela Zajc da 4,7'ye gitmez. Benim gözümde Zajc'ın gidip gidebileceği 4. Yani taş çatlasın 4. Belki 4,5. O da milliliğinden dolayı. Osayi'ye 6 demişler. Sağ bek Osayi 6 eder. Sağ açık Osayi 5 para etmez. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İshak Vural Türkiye U16 milli takım aday kadrosuna çağrılmış. İshak da yetenekli bir çocuk ama hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu arada Nazım Sangare diye bir süperstarımız var. Emre Belezoğlu Nazım Sangare'nin transfer edilebilmesi için yönetime rapor sundu diye bir yalan var. Keşke doğru olsa. Yani ben de isterim bu palavranın doğru çıkmasını ama geçiniz. 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 Gelelim teknik direktör konusuna. Şimdi Slaven Bilic bir sonraki adımım ya Türkiye ya İngiltere demiş. Ama hocam Slaven Bilic değil. Sakallı bir tane amca var. Şeysiz bir şey. O dedi ki Slaven Bilic de olmaz dedi Fonseca dedi. %99 Dozkan 30 Özkan 9 K9 dedi. Sonra da Roger Schmidt dedi. Roger Schmidt demiş ki Roger Schmidt Temmuz'dan itibaren Benfica'nın yeni teknik direktörü olması artık %100'e gelmiş bilginiz olsun. Hatta 2024'e kadar sözleşme artı biri de opsiyon eklettirmişler diye duydum. PSV'de futbolculuk kariyerinde forvetliğini çok beğendim. Ruud van Nistelrooy'u getirecekmiş daha doğrusu. Getireceğini açıklamış gelecek sezon. Onunla devam diye. Ama sakallı bir tane amca Roger Schmidt demişti. Demek ki sakallılar da yanılabiliyor. Neyse Bilic'e dönelim. Bir dönem Beşiktaş çalıştıran Fenerbahçe'den teklif aldığı iddiaları gündemi meşgul eden Slaven Bilic The Athletic'e konuşmuş. Açıklamalarını dinliyoruz. Ben çok uzun açıklaması var. Ben Fenerbahçe'yi ilgilendiren kısmı aldım. Teknik direktörlük kariyerimin çoğunu İngiltere ve Türkiye'de geçirdim. Oradaki insanlar beni sever.
İngiltere ve Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. Muhtemelen bir sonraki işim ya Türkiye'de ya da İngiltere'de olacak. Teknik direktör olarak bu iki ülkede çok iyi bir namım var. Mesela ben Sleman Bilic'in Türkiye'deki namını söyleyeyim. Diyor ki Türkiye'de futbol Fenerbahçe'yi yenmek üzere kurulmuş bir sistemdir. Amacı sadece Fenerbahçe'yi yenmek olan bir ligden hiçbir cacık olmaz. Yani Bilic deyince aklıma bu geliyor. Bir de derbi galibiyetinin olmaması geliyor. Ama birçok genç oyuncuyu, birçok Türk genç oyuncuyu Beşiktaş'a kattığından yani kattığını biliyoruz. Bilic doğru adam mı? Bence değil. Kesinlikle değil. Fenerbahçe'yle ilgili de sözleri var. Demiş ki geçtiğimiz Temmuz ayında üst düzey bir Avrupa kulübünden teklif aldım. Büyük bir kulüp ve oraya gitmek istedim. Başkanlarıyla 3 gün görüştüm. Ardından Beijing Guoan'ın sahibiyle konuştum ama gitmemi istemedi. Bu işi kabul etmeme izin vermesini istedim. Zorladım ama vermedi. Küserim ya dedim ama kabul ettiremedim. Sonra kendi kendime antrenmanları durduracak, greve gidecek biri değilsin. Sen bir teknik direktörsün. Sağ teker değilsin. Sahtekar. Günün sonunda bu sözleşmeyi imzaladın. İşini yap seni lanet olasıca pislik dedim. Lanet olasıca kısmı yok. Sorun çıkarmak istemedim. Başkan zeki bir adam. Bu yüzden sezon sonuna kadar kalacağımı kabul ettik. 3 Ocak'ta ayrılmak istedim ve kulüp sahibi de bunu kabul ettim. Şimdi hepiniz diyorsunuz ki hocam 3 Ocak'ta ayrıldı. Ali Koç neden getirmedi? İsmail Kartal. Daha Sarkar, İsmail Kartal, 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 daha Sarkar, Kartal. İsmail Kartal tam olarak ne zaman göreve başladı ona bakacağım. Tam olarak 13 Ocak 2022'de başlamış. Yani Bilic 3 Ocak'ta ayrılmış. Eğer Bilic'in bahsettiği hoca bizsek kesinlikle gelmesi lazım. Bu arada İsmail Kartal'ın Fenerbahçe karnesi bilginiz olsun arkadaşlar. Gelecek sene devam edelim diyen arkadaşlar. 2 UEFA Konferans Ligi, 2 mağlubiyet. 1 Türkiye Kupası, 1 mağlubiyet. 10 Süper Lig maçı, 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 şey 1 mağlubiyet. 2,1 puan ortalaması. Yalnız 6 galibiyetin 5'inin son 6 haftada geldiğini de hatırlatayım. İlk haftalarda takımı sistemi kurmayı düzeltmeye çalışan bir teknik adamdı. Bunu söyleyeyim. Peki hocam, Löw Fenerbahçe'de mi? Bakın. Bakın. Son dakika. Löw Fenerbahçe'de. Kaynak Ali Koç. Hayırlı olsun. Diyeceksiniz ki kesin clickbait var. Ne bileyim başka bir şey çıkacak. Löw dedi diyeceksin, Ali Koç dedi diyeceksin, pes çıkacak. Yo. %100 söylüyorum. Kaynak %100 Ali Koç. Löw Fenerbahçe'de dedi. Ali Koç söyledi. Gerçek hayatta, yaşadığımız hayatta, paralel evrende değil, normal evrende. Paralel evren diye bir şey yok. Siz çoğunuzu üzeceğim ama. Ya paralel evren arıyorsanız internete bakın. Sosyal medyadaki paralel evren var. Sadece. İnsanlar orada çok kibar, naif, erkekler şair, kadınlar manken. Değil mi? Gerçek hayatta bir bakıyorsun. Ramazan geliyor. Şey yapalım, hatim yapalım, mukabele yapalım diyen kızlarımız sosyal medyada çeşitli dans figürleri sergiliyorlar. Allah insanımıza istikamet versin, özellikle gençlerimize istikamet versin. Hani paralel evren orası. Değil mi? Yazıştığınız kişiler, kızlar erkekler dikkat edin. Sosyal medyada tanıştığınız kişilere dikkat edin. Hepsi Brad Pitt. Hepsi Angelina Jolie. Ama aslına getirdiğiniz zaman Kahtalı Mıçi, Esmeray, Dilberay. Esmeray mıydı? Dilberay, Dilberay'dı değil mi? Allah rahmet eylesin. Dilberay mıydı ya? O Muzaffer Usta var ya. Vefat etti. Filmi de bir çıkmış. Yani çok kanmayın arkadaşlar. İnsanlara çok kanmayın. Dikkatli olun. Şimdi şunu söyleyeceğim. Löw, bana gelen duyumlar, bak ben bir kez daha hatırlatayım. Bana gelen duyumlar Löw'le kesinlikle anlaşıldı. Başka teknik direktör yok. Duyur şeklinde. Ama ben diyorum ki imzayı görene kadar bana da inanmayın, Ali Koç'a da inanmayın, Löw'e de inanmayın. Financial Fair Play toplantısı bu hafta geçti ama önümüzdeki hafta muhtemelen yapılacak. Hatta açık açık da olacak. Bak ben gelen duyumları aktardım. Dedim ki size Avrupa'dan gurbetçilere bakıyoruz. Hatta gurbetçilerin yanı sıra yabancı, genç
patlama böyle potansiyeli olan yabancı futbolculara bakıyoruz dedim. Sosyal medyaya bakın arkadaşlar, kaç çeşit genç futbolcu göreceksiniz. Özellikle gurbetçiler, Daum gibi, bak Daum zamanındaki gibi bir yapılanma, hatta o Daum videosunu tekrar izleyin, Daum kapaklı videoyu. Ve İsmail Kartal bu oluşumun içinde illaki yer alacaktır. Çünkü dikkat edin arkadaşlar, Arda Güler'i korumamız lazım falan filan diyor. Yani o cesaret bende yok, onu oynatacak cesaret diyor bir nevi. Yani daha bir baba isim gelmesi lazım diye. Peki hocam, basında niye çıkmıyor? Yani mesela ben en çok şunu sordum. Dedim ki yönetime, ya arkadaş, hadi siz becerdiniz, beceremediniz. Allah bilir. Tabii ki ben inanmıyorum yapacağınıza. Ya Löw'ün hiç mi akrabası yok? Hiç mi eltisi yok? Hiç mi görümcesi yok? Ya Löw hayırdır diyen hiç mi yok diye. Ama son döneme dikkat edin. Ne Koku, ne Pereira, değil mi? Bir tek Ersun Yanal hariç. Ersun Yanal'ı da ben getirttim. Yani geliyor, gelmek üzere, geldi. Uçak bileti hazır. Şöyle böyle en sonunda geldi çok şükür. Ama Ersun Yanal'dan önce Volkan Ballı'yı getirmiştim, hatırlarsınız. Neyse. Getirmedim derken yani duyum olarak arkadaşlar. Yoksa ben getirmedim, yanlış anlaşılmasın. Şimdi de bak, şimdi dikkat edin. Löw konuşuluyor. Ama hocam yani Koku konuşulurken Roger Schmidt konuşuluyordu. Evet, o zaman Roger Schmidt'ti. Kesinlikle aday Roger Schmidt'ti. Koku geldi. Ersun Yanal konuşulurken Nenad Bjelica konuşuluyordu. Erol Bulut konuşulurken Nenad Bjelica konuşuluyordu. Doğru. Aynı şekilde Vitor Pereira gelirken de Bjelica konuşuluyordu. Marcelo Bielsa. Şimdi Löw konuşuluyor hocam. Gele gele kahtalı mı çi gelir diyorsunuzdur. Valla gizlilik içinde yürütüyoruz diyor. Başkan ricada bulundu. Hiç kimseye konuşma dedi diyor. Bilemeyeceğim. Ha şu. Şimdi Löw'ün kendi projesi olacak olması. Mesela Ali Koç'a ilişkin bugün bir açıklama vardı. Ben de notlarım arasını aldım ama bulmam biraz zamanımı alabilir. Bulamazsam direkt devam edeceğim. Şey diye hani Ali Koç 3 teknik adamla konuştuk diyor. Aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Bir tanesi dedi ki diyor, para 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 dedi diyor. Diğeri proje, proje, proje. Aklımda dev bir proje var. Bina yükselecek, havuz olacak dedi diyor. Öbür üçüncü de gariban, o da abi bir sigara verin getir falan yaptı diyor. Herhalde o üçüncü kişi de hiç adı konuşulmayan birisi. Ya taraftarımız hemen Jorge Jesus olduğunu düşünüyor o para isteyenin. Bir mantıklı da. Projecinin de Löw olduğunu düşünüyor. Şimdi yapbozun parçalarını bir araya getiriyorum. Proje istiyor. Tamam. Fenerbahçe gençlere yöneldi. Tamam. Avrupa'dan genç scouting yapılıyor. Tamam. Özellikle Almanya'dan genç scouting yapılıyor. Tamam. Çok güzel. Gençlere temas kuruldu. Tamam. Fenerbahçe'nin en büyük, en önemli şeyi burası. Pendik'te 16, 9 ila 16 futbol sahasının yapımı ve amatör tesislerin tamamının, hatta A takım tesisinin de oraya taşınmasının hedeflendiği proje geçme aşamasında ve hatta yaz dönemine kadar bu projenin yetişip yaz dönemine kadar yetişmesi bekleniyor. En azından sahalardan birkaç tanesinin olup A takımın orada idman yapması falan hedefleniyor. Gerçi A takım yaz döneminde şeyde, topuk yaylasında biliyorsunuz, ta Eylül-Ekim'e kadar hayli hayli yetişir. Bunlara baktığın zaman Löw, proje, tesis, genç, yatırım, gurbetçi, akademi. Bunlar da bence Löw'ün işaretlerini çok güzel bir şekilde gösteriyor. Ancak Ali Koç'un cebinden bir para verdiği bu tesis için de söyleyeyim. Onu söyle, o da konuşuluyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. Ali Koç Kıbrıs'ta bir konuşmacının, başkanım Löw konuşuluyor, doğru mu dediğinde hani kameraların kapalı olduğunu düşünerek evet doğru diye onay vermesi bence işi bitiren son nokta. Yani Löw %100 Fenerbahçe'de. Yani %100 Fenerbahçe'de, kaynak Ali Koç, hayırlı olsun. Ya hocam adam doğrulamış, doğruladı diye. Belki gelmeyecek. Yani doğruladı diye adama niye yükleniyorsun? Şöyle söyleyeyim size. Gol vardan 6 dedik, 7 formada attık. Bir kardeşimizin eline geçmedi. Yine 6'ya düştü forma. Yani başka bir kardeşimize gitti. Ben göndereceğim ona dedi. Yani Feneryum'un yanlışlığından o kardeşe gitti. Ama iletmedim. Şimdi ben efendim gol varı sponsor aldım buraya. Güzel de anlaşma yaptık. Allah razı olsun. Yani sizi de destekliyorlar. Beni de seviyorlar. Sağ olsun, destekliyorlar. 6 tane forma. Übler dedik. Şey daha
Elektronik scooter dedik. Çok yanaşmadınız. Forma dedik. Dağıttık. Dağıtıyoruz. 2022 yılında hemen başladık 3 tane formayla. 6'da gol var say. 9. 2022 yılında şu ana kadar 9 tane forma dağıtmış olduk. Çok şükür. Allah sayısını arttırsın. Şimdi ben bunların işareti olmasa size desem ki arkadaşlar forma dağıtmayı düşünüyoruz. Ve dağıtmazsak siz bana ne dersiniz? Ha. Peki bir kardeş canlı yayında desek hocam bu ay forma çekilişi var mı? Evet var desem. Hocam canlı yayında desek hocam bu ay forma çekilişinde 10 kişiye forma vereceğiniz söyleniliyor. Doğru mu dese ben de doğru desem. Ne dersiniz Mustafa Hoca sözünü yemez. Sözün eridir. Ağzından çıktıysa dağıtır. 10 dediyse 10 dağıtır dersiniz. Peki Fenerbahçe başkanısın. İlk defa göğsünü gere gere doğru demişsin teknik direktör konusunda. Buradan geri adım atabilir misin? İmkansız. Hocam atar ya. Ne var Ali Koç ya? Kıvırır ya. Der ki ben demedim kuzenim dedi. Ali Koç bence imzayı atmadan ya da sözünü almadan böyle bir şey demezdim. Geçen sosyal medyada şey gördüm. Löw'le görüşmek istedi. Löw dedi ki ben size dönerim dedi. Salı günü dönerim dedi diyor. Bir türlü o salı gelmedi diyor. Ya bunu söyleyen de meşhur bir duyumcu. Benim tanıdığım her Alman salı günü size dönerim diyorsa çarşamba 23.50 şey pazartesi 23.59 çarşamba 00.01 olmadan döner. Adamlar gavur da olsa, Hristiyan da olsa, Alman Yahudisi de olsa, putperest de olsa, taşa da tapsa, krem peynirine de tapsa sözünü yemezler. Adamların dini yaşayış şey inanış şekli yanlış. Yaşam şartları, yaşam şekilleri değil. O adamlar sözünü asla yemez. Bu komik geliyor. Ama şunu söyleyeyim. Ben kesinlikle ve kesinlikle tatmin oldum. Ali Koç doğru dedi, doğruladı. Artık bu saatten sonra Löw'den başkasının getirmesi Ali Koç'un istifa etmesi, kovulması anlamını taşır. Ha, şunu diyeceksiniz. Hocam Uğur Dündar Vefa Küçük belki hani Vefa Küçük seçilsin diye hani Uğur Dündar seçilirse olağanüstü kongreye gider, Aziz Yıldırım kazanır falan filan diye yaptı. Gerek yok ki onu yapmasına. Onu yapmasına gerek yok ki. Diyelim Uğur Dündar seçildi. Kulüp olağanüstü kongreye gidecek. Olağanüstü kongreye getirdi. Masanın üstüne şap koydu. Alın ben Löw'le anlaştım. Ön protokol. Bu sefer rekor oyla tekrar başkan seçilir. Aziz Yıldırım olduğunu düşünün. Kimi getireceksiniz karşılığında? Ha ben de Aykut Kocaman'ı getirdim. Ya Aykut'la birlikte spor şubesinin başına bir de Müjdat Bey gelecek. Müjdat Yetkin'e ev mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Yani adam yani o ihtimal düşünmenize gerek yok. Anlatmak istediğim kısaca bu arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfen bir beğeniyi çok görmeyin. Mübarek Ramazan ayına giriyoruz. Yapacağınız her tıklamanın, kanala vereceğiniz her desteğin, Ramazan ayında iyi yerlere gitme ihtimalini düşünün. Hayırlı işlere gitme ihtimalini düşünün. Eğer gönlünüzden geçiyorsa hocam ben hayır yapmak istiyorum. Hani bir kişinin niyaşesini karşılamak istiyorum. Ya da ne bileyim mesela benim çevremde çok var yardım toplayan eden. Yani toplayan, dağıtım için toplayan. Direkt numaralarını aktarabilirim. Siz yeter ki yorumda söyleyin. Hocam ben 100 lira yardım yapabilirim. Allah kabul etsin. 100 lira 100 liradır arkadaşlar. Senin gibi 10 tanesi yapsa 1000 lira yapar. Onun gibi o yani onun gibi 10 tanesi yapsa bu şey gibi 10 bin lira yapar. Yani dediğim gibi ha şu var benim size tavsiye edeceğim kişiler fotoğraflı, görselli ya da videolu şekilde yardımlarınızı ulaştırır. Yani sizin adınızı vermez ama der ki topladığımız hayır işleriyle size iyi aş eder. Sizin de görebileceğiniz şekilde WhatsApp durumlarında paylaşırlar ya da özelden atarlar. Bilginiz olsun. Ben bu tip işlerde yönlendirirken sağlam kişilere yönlendirmeye çalışırım. Allah doğrudan ayırmasın. Yar ve yardımcımız olsun. Bir beğeni de çok görmeyin arkadaşlar inşallah. Görüşmek üzere.